Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız dershaneler konusunda yapmış olduğumuz düzenlemeyi onayladı ve kanunlaştı. Bundan sonra ana muhalefet partisinin tabii ki Anayasa Mahkemesi'ne götürme hakkı var. Götürebilir ama ben bir sonuç çıkacağı kanaatinde değilim. Çünkü bizim yapmış olduğumuz düzenlemenin anayasaya bir aykırılığı olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Efendim, dün Türkiye'de yaşanan olaylarda iki kişi daha, biri polisimiz vefat etti. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii bunlar üzücü olaylar arkadaşlar. Ben dün yapmış olduğum açıklamada da zaten bu hususlara dikkat çekmiştim. Bir gencimizin ölümü bahane edilerek sokakların terörize edilmesinin ve terörize edilmek istendiğini özellikle belirtmiştim. Maalesef dün yaşanan olaylar, evvelsi gün yaşanan olaylar bunu ortaya koydu. Dün yaşanan olaylarda da bir polisimiz Tunceli'de şehit oldu ve bir gencimiz de dün İstanbul'da vefat etti. Dolayısıyla yeni canların yitirilmesine yönelik bu tür sokak hareketlerinin yapılmasını ben doğrusu yadırgıyorum ve kınıyorum da. Ben buradan bütün muhalefet partilerine de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu tür provokasyonlara kalkışmaması konusunda uyarıda bulunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi maalesef çoğu zaman sokağı adres göstermekte. Halbuki önümüzde 30 Mart'ta bir seçim var. Bence demokrasilerde çözüm sandıkta aranmalı. Sokakta da tabii ki demokratik haklar aranabilir, protestolar yapılabilir ama bu protestoların gayet sakin bir şekilde yapılması, gerekli açıklama yapıldıktan sonra dağılınması gerekmektedir. Ama Türkiye'deki protestoların böyle yapılmadığını herkes görmekte. Taşlarla, sopalarla, molotof kokteyllerle polislere saldırılmakta, ondan sonra polis susuktu diye yaygara koparılmakta, işte göz yaşartıcı attı diye yine yaygara koparılmakta. Yani hem saldırıyorlar polise ve dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde polise saldırılma kabul edilemez ve kimse de saldıramaz. Ama Türkiye'de muhalefetin desteğiyle sokakları terörize edenler maalesef polisimize bu şekilde saldırılıyor. Bu polisler bizim vatanımızın evladı değil mi? Onların taşıdığı can can değil mi? Onlar güvenliği sağlamakla görevli memurlarımız ve güvenliği sağlamak için de gerekli tedbirleri almakla yükümlüler. Onu aldıkları zaman kendileri teröristlerin taşlarına, sopalarına, molotoflarına maruz kalıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bir kere daha söylüyorum, önümüzde seçim var. Bu seçime kadar sokakları böyle terörize ederek, provokasyonlarla seçimin sonucunu değiştirmeye yönelik girişimler olarak ben bunu anlıyorum, okuyorum. Ve seçimi kaybedeceğini anlayanlar, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi maalesef bu olayların arkasında, provokasyonun içerisinde yer almaktadır ve bunu da ben kınıyorum. Efendim, fezlekeler konusunda CHP'nin bir çağrısı oldu. Nasıl değerlendirirsiniz, katılmadınız mı? Arkadaşlar, fezlekeler meclis başkanlığına ulaştı biliyorsunuz. Normalde meclisi biz kapattığımızda seçimden sonra açmak üzere kapatmıştık. Fezlekeler meclise geldi diye yine tamamen siyasi şova yönelik olarak olağanüstü bir toplantı çağrısında bulundular. Bizler zaten onlar yokken de meclisi her zaman çalıştıran bir grubuz. AK Parti iktidar olarak, büyük grup olarak biz her zaman mecliste olduk. Yine olağanüstü toplantı yapıldığı zaman da mecliste oluruz. Yani fezlekelerin orada genel kurulun bilgisine sunulacak olmasını böyle olağanüstü bir toplantıyla gündeme getirmek sadece olsa olsa siyasi bir şov diye ben düşünüyorum. Arkadaşlar, genel kurula gelen hususlar böyle içeriği zaten okunmaz. Orada genel kurul bu konuda bilgilendirilecek. Yapılacak olan, benim bildiğim o yapılacak. Yani burada seçimden sonra da yapılsa çok fazla bir şey değişmezdi. Şimdi de yapılsa fazla bir şey değişmez. Yani bu özellikle olağanüstü toplantıya meclisin çağrılması tamamen siyasi şova yönelik olduğunu ben düşünüyorum. Başka sorunuz var mı? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun.